Hocam öncelikle hoş geldiniz. Daha öncesinde sizinle beraber bir proje kitap projesi gerçekleştirmiştik. Bu kitabın ismi de Sıra Dışı Bir Hayattan Sıra Dışı Bir Sanat ismini taşıyordu. Gerçekten de hayatınız kendi başında bir performans, performans sanatı gibi sergilenmiş bir hayat. O anlamda birkaç sürece yayılan bölümlere ayrılıyor esasında hayatınız. Gençliğinizden bu yana sanatın birçok alanında yapıt üretiyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de ilk baştaki çıkan unsur şiir. Şiirden görsel sanatlara uzanış hikayesi, görsel sanatlarla tanışma hikayenizi ilk başta alırsak çok memnun olurum. Bildiğim kadar her genç şiir yazar. Kolejde Bülent Ecevit ve diğer arkadaşlar şiir yazardı ve birbirimize okurduk. Ama kanaatimce, hani bir laf vardır, bin kelime bir resme değer diye. Şimdi sanat edebiyata ve resme, heykele ve musikiye ve mimariye ayrılırsa, ressam olmamıza rağmen bence mesela bir şiir, ne bileyim, Shakespeare'in bir şiiri, T.S. Eliot'un bir şiiri, aksine kötüce bir resimden çok daha hayırlıdır. Musiki de aynı şey. Yani bir Bach, bir Beethoven, hani ortalama bir resimden çok daha tesirlidir. Mimariye gelince bence belki en mühim visual sanatlar arasındadır. Yani resim bir nevi küçültülmüş, hani suyu sıkılmış bir sanat fikrinin resmi oluyor. Nitekim mesela bir peyzaj olduğu zaman koskoca peyzajı onu ufacık bir sahaya koyuyoruz vesaire. Onun gibi ama her tarafı, yani rengiyle, kompozisyonunla vesaire vesaire. O bakımdan tabii insanoğluna görmesi daha kolay oluyor. Yani ufaltılmış ve konsantre olmuş bir vaziyette olunca. Evet, işe buyurduğunuz gibi şiirle başladık. Ve bugün bile o 50 sene evvel, hangi 50 sene, daha çok seneler evvel yazdığım şiirlerden bazıları benim yaptığım resimlerden bazılarından daha çok hoşuma gider. Gerçekten. Evet. Peki resim aklınıza nasıl düştü? Resim yapmaya ne zaman karar verdiniz? Veya ressam olmaya ne zaman karar Bu verdiniz? da o zamanlar başladı. Yani mesela ne bileyim, Robert Kolej'in bir mecmuası vardı. Orada mesela hem şiirlerim hem resimlerim çıktı. Yani o zamanlar başladı. Hatta aslına bakarsanız ondan evvel başladı. Bu benim biyografimde yazdığım gibi 7 yaşlarındayken ufak bebekler yapardım, kağıttan sonra keserdim filan. Yani belki de aynı zamanda başladı aşağı yukarı. İki alanda üretim yapma üzerine programlanmış bir kişiliğiniz de olduğunu söyleyebiliriz buradan. Tabii bilinçli olarak değil. Bilinçli olarak değil. Zaten benim kanaatımca bilinçli olarak yaptığımız şeyler hayatta çok az. Oldukça enteresan. Peki daha sonrasında, Robert Kolej sonrasında bir Amerika maceranız oluyor. Berkeley yıllarınız var. Ama Berkeley macerası resim yapma macerasından daha aşağıda kalıyor ve
Paris'e gidip Fernand Léger ve André Lhote atölyelerinde eğitim görüyorsunuz. Ama Berkeley'de de devam etmedi değil. Berkeley'de de şiir, mesela ikinci şiir kitabımda 1950. Ben Berkeley'e 1945'te gittim. Yani orada yazdığım şiirler var. O 1950'de basılan şiir kitabında. Resimler de var. Resme de devam ettim. Bilhassa oraya mimari okumaya gittik. Ama daha ziyade yani grafik şeylerle uğraştım. Matematikti, fizikti filan. O benim zoruma geldi. Zaten onun için iş bitmedi. Paris yıllarında Léger Atölyesi'nde, Lhote Atölyesi'nde, sonrasında Londra'ya gidiyorsunuz, Courtauld Enstitüsü'nde şey yapıyorsunuz, sanat tarihi okuyorsunuz. O dönemde aldığınız eğitim, o dönemde karşılaştığınız sanat adamları ve konuşmalarınız sizin daha sonraki yıllarda yaptığınız eserleri nasıl etkilemiş olabilir? Peder rahmetullahi aleyh, tabii bizim ressam ve şair olmamıza aleyhtardı, derdi ki bu oğlum insanın ayrı yaptığı işlerdir. Yani inan çalışır, para kazanır, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. O yanda da resim yapar, şiir yazar. Bir nevi hobi. Evet, normal. O hobi gibi. Onun için yani resim tahsil etmek için para vermedi. Mimari tahsil etmek için para verdi. Resim yapmak için para vermedi. Sanat tarihi okuyup hoca olmak için para verdi. Ama biz tabii gözden kaçınca istediğimizi yaptık. Şimdi Berkeley yılları azıcık hayatımın tehlikeli yılları. Orada Budizm'den filan aşina olduk. Ondan sonra bir Hintli kızcağızla çalıştık, tanıştık. Efendim onun kaldığı şehir Rabindranath Tagore'un o mektebinin olduğu yerde idi ve hani neredeyse evlenip Budist olup Rabindranath Tagore'un mektebine gidecekken pedere yazdık. Peder dedi vallahi öyle yaparsan dedi Allah'a ısmarladık oğlum bizi görmezsin. Yahut da Paris'e git istiyordun çok. Son çare. son çare olarak nihayet kabullendi. Efendim, orada Schola Cantorum denilen bir yerde kaldık. Orada Bedri'nin kardeşi, Avni, başka kim vardı? Selim. Efendim. Onlarla beraber haşır neşir olduk. Ondan sonra o André Lhote'a gittik. Léger'e uğradık. Léger pek talebelerine uğraşmazdı. Sadece onun gibi resim yapanlarla uğraşırdı. Öbürlerinden hiç uğraşmazdı. Lhote'dan çok şey öğrendik. Lhote çok, hakikaten çok iyi hocaydı. Yani ondan çok istifade ettik. Orada da resim yapmaya devam ettik. Hatta geçen gün evde bir tane o zamandan kalma bir resim var. Ya nereden bulduk onu bilmiyorum. Birisi buldu getirdi. Ondan sonra memlekete döndük. Memlekete dönmeden önce Paris'te bir Türk sanatçılarla bir birlikteliğiniz var birkaç yıl değil mi? Evet. Yerdik, içerdik, konuşurduk, gezerdik, tozardık birbirimize. Nasıl kişilerdi o Paris'teki Türk sanatçılar? Ve neler yapıyorlardı? Vallahi işte Avni at resimleri yapardı. Arada sırada neydi ismi konuşuyorduk. Mübin Orhan mı? Mübin Orhan var. Mümin tabii o Mümin de oradaydı. Mümin diplomasi mektebindeydi. Ondan sonra bizi gördü, imrendi. hepimiz üstünde resim olan eski tuvaller alırdık. O üstüne beyazı çekerdi, yaptığı buydu filan. Öyle başladı işe. Mümin de vardı, o hoş çocuktu. Ben Allah rahmet eylesin. Paris'ten sonra İstanbul'a döndüğünüzde
çok fazla sanat içinde değilsiniz galiba. Biraz daha çevirmen, biraz daha bürokrat olarak mı çalıştınız? Yani sene şimdi 1949. O zamanlar Türkiye'de sanat uykudaydı. Yani uykudaydı ve ne bileyim hani işte Bedri Düfi'yi taklit ederdi. Öyle galeri maleri öyle bir şeyler yoktu yani ortada tek. Daha ziyade Ankara'daydık. Ankara'dayken işte Bülent Can vesaire daha ziyade edebi gruplarda oturup konuşurduk, ederdik, sohbet ederdik. Bir ara işte Ankara'da devlet sergisi oldu, oraya bir şey koymuştuk. O kadar. Yani Türkiye'de fazla bir şey olmadı. Sonra Fas'a gidince yeniden ciddi resim yapmaya başladım. Hem iş adamlığı ediyorduk, hem ressamlık yapıyorduk. Peki oradaki yaptığınız eserler bir iş adamının hobisi şeklinde yapılan resimler miydi, yoksa bir sanatçının eserleri miydi? Değildi. Yani iş adamlığını hayatımda en doğru yaşadığım zaman o 10 senedir. Ama bir de benim sadakat hastalığım vardır. Kayınpeder bize itimat etti, kendi oğlu varken vesaire vesaire. O koskocaman şirketi bize bıraktı. Bize bırakınca mecburi olarak ciddi surette herkesten evvel işe giderdim, herkesten sonra işten çıkardım vesaire vesaire. Ama geldiğim zaman mesela uzun zaman evin alt katı da bir atölyem vardı. Sonra geceleri orada çalışırdım ve etik iş çıktı ve Casablanca'da ilk tek sergim Casablanca'da oldu. İlk kişisel serginizi orada açtınız. Evet ve Casablanca'da da tek galerisiydi. Yani. Peki Casablanca'daki entelektüeller veya entelijansiyaya nasıl bir tepki verdi? Yani mesela o benim sergilediğim galeride benden evvelki sergi Modigliani'ndi. Evet evet, ciddi bir galeriydi yani. Ve orada epey resim satıldı. Evet. Peki ardından tabii Fas'ın bağımsızlığı süreci var ve Fas'ın bağımsızlığı sürecinde de siz kötü adam ilan ediliyorsunuz ve Fas'tan ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. New York'a gidişiniz, New York'ta yeni bir hayat kuruşunuz 1959 yılıyla itibariyle başlıyor. 59 yılı ile 68 yılları arası kişisel görüşüme göre Tosun Bayrak'ın bir sanatçı olarak doğuş yılları aslına bakarsanız. Dilerseniz arkamızda gördüğümüz resimlerde o yılların ürünleri, resimler aslına bakarsanız. O yıllarda yapmaya çalıştığınız eserlerle ne yapmaya çalıştığınızı dilerseniz konuşmak da oldukça faydalı. Çünkü o günler içinde oldukça avantgard işler. Ama ben hayatımda hiçbir zaman uslu olmadım. uslu olmayınca her işe burnumu soktum. Hatta hanım bile şikayet edersen herkesin işine burnunu sokuyorsun diye. O Fransızların müstemlekelerinde yaptığı hayasızlık beni çok rahatsız etti. Hani yani pek kendime atfetmiyorum ama elimden geldiği kadar onların istiklaline çalıştım. Ve evimizde mesela Fransız polisi gelip beni araştırma yapardı filan. Bu İstiklal Partisi'nin toplantıları olurdu. Ve sonunda istiklalimizi kazanınca biz kötü insan olduk. Çünkü ben istedim ki Fas bir cumhuriyet olsun. Bu tabii gene Fransızların tesiriyle sultanı geri getirdiler. Bizi de tevkif ettiler. Ben de kaçtım. Ve o kaçış ama bir nevi hürriyeti bulmak oldu. Yani iş adamlığından kaçtık. Ondan sonra ihtilalci olmaktan kaçtık. Ve geldik, oh paramız da vardı. Çünkü orada epey zengin olduk. Ondan sonra rahatladık. Ve hakikaten kendimi buyurduğunuz gibi iki defa ciddi surette efendim, bir
sanata tahsis ettim. Ve işte bunlar çıktı ve bir nevi bütün öğrendiklerime hani karanlık, aydınlık, kontrastı, efendim renkler, kompozisyon falan filan beni sıktı. Yani sıkınca dedim ben rengi de, kompozisyonu da ne varsa ne yoksa atacağım. Ondan sonra bakalım ne gelecek derken bu iş, bu atmosferik bu resimler ortaya çıktı. Ve bunlar epey muvaffak oldu ve bu resimler yüzünden Guggenheim mükafatı, ki öyle herkese verilmeyen bir mükafat, onu kazandık. Ondan sonra yollar açıldı. Yani galeriler bizi kabul etmeye başladı vesaire vesaire. Bir de tabii şöyle bir şey de var galiba. Aynı zamanda üniversitede hoca oluyorsunuz, sanat tarihi profesörü oluyorsunuz ve orada yaptığınız, orada da boş durmuyorsunuz. Orada da yaz seminerleri yapıyorsunuz ve dünyanın birçok yerinden önemli sanatçıları çağırıp programlar yapıyorsunuz. Ve bu programlarla, sanatçılarla buluşup düşünce çarpışması yaratıp yeni düşüncelerle kendinizi de, o sanatçıları da yükselmesini sağlıyorsunuz aslında. Valla onu kabul etmem lazım ki bu işe kendi menfaatim için başladım. Öyle mi? Canım sıkılıyordu. Dedim yahu ben orada burada ressam tanıyorum. Hadi bir teklif edeyim bakayım. Ondan sonra bunları buraya getirelim. Ondan sonra bunlar da kabul etti. Derken işte nitekim ilk sergide Bedri Rahmi Eren, Türkiye'den getirdim, Fransa'dan taradığım kimseleri getirdim, Yuvralı vesaire. Oturduk, güzel güzel resim yaptık, konuştuk, içtik, yedik, eğlendik yani. Ama sonra iş ciddileşti. Çünkü bizi ciddiye aldılar. Yani ilk evvela kendi zevkim için yaptığım iş ciddileşti. O zaman tabii daha dikkatli olarak oradan buradan 6 sene devam etti ve her seferinde New York'ta sergiler açıldı vesaire vesaire. Hatta ilk defa New York'un ufacık ufacık galeriler vardı New York'ta bizim zamanımızda, Madison Avenue'da. O downtown'a taşınmadan evvel, Soho'ya taşınmadan evvel orada büyük galeriler oldu. İlk büyük galeriyi bizim üniversitede bir eski at arabalarının olduğu bir şeyi, kocaman bir gayet güzel galeri yaptım. New York'un tanınmış ressamları orada büyük sergiler açtılar. Ha? Ama bu şekilde sizin tabirinizde güzel güzel resim yaparken daha sonrasında 1968 yılında bir şey oluyor ve siz Riverside Müzesi'nde Bir Arabanın Ölümü isimli bir performans mı desek, happening mi desek, daha o zaman o tabirler de tam yerine oturmuş değil aslına bakarsanız. Ve şey yapıyorsunuz, bir sergi yapıyorsunuz ve Riverside'ın etrafındaki mahalleli tarafından da oldukça tepki alıyorsunuz. Çünkü arabanın içine de şeyler koyuyorsunuz, hayvan parçaları koyuyorsunuz. Onu Riverside Müzesi'nin önünde bir park vardı. Bu bahsettiğiniz heykel bir arabayı sanki bir sütuna çarpmış gibi arasında böyle içinden de bağırsaklar bilmem neler kanlar çıkıyor falan özellikle. O parktaydı. Ama içerideki eserler de çok mühimdi. Şimdi bundan sonra mesela bunun kenarlarına figürler girmeye başladı. Mesela bu resimde, yukarıdaki resimde olduğu gibi. Derken üç boyutlu, yarısı resim, yarısı heykel gibi resimler derken bir boyut da mesela ortasında bir delik, onun arkasında canlı hayvanlar filan olan resimler zuhur etti. Ondan sonra heykel yapmaya başladı. Peki ne oldu da böyle bir şey oldu? Yani resimden, hani iki boyutlu bir yerden... Hep sıkıntıyla oldu. Yani yaptıklarımda şiir... Çok sıkılmış olmalısınız. Talat Haman bir kitapta vardır, okursunuz. Dedi,
bu adam bu şiir yazdı bıraktı, bırakmasaydı büyük şair olurdu. Efendim güreş yaptı bıraktı, bırakmasaydı büyük güreşçi olurdu. Efendim şunu yaptı bıraktı, onun gibi ben kolay sıkılırım. Bunu yapmaktan eti yaptık bunlardan, ondan sonra sıkıldım, değiştirdik. Derken bu geride kaldı, iş heykele döndü. Peki o arabanın ölümüyle neyi anlatmaya çalışıyordunuz? İnsanlara neyi göstermek istiyordunuz? Biraz da şok sanatı diye bir tabir ortaya çıkıyor galiba o sergiden sonra. Şimdi tasavvufa mı geçelim bilmiyorum. Yani bir madde var. Yani taş, toprak, efendim demir vesaire. Bir nebatat var, otlar, ağaçlar vesaire. Bir de hayvanlar var, bir de insanlar var. Yani biz sadece etrafımızdaki, yani bizi en çok alakadar eden insan. Öbürleri kullandığımız şeyler. Yani otlar, bilmem neler, eşyalar ve kullandığımız şeyler. Halbuki ben bir içime his geldi ki onların da hayatı var. Yani bizim olduğu gibi onların da hayatı var. Nihayet mesela ne bileyim bir Roma mabedi ölüyor. Evet. Efendim ağaçlar ölüyor. Efendim nebatat ölüyor yahut yeniyor yahut böyle böyle. Demek ki onların da bir hayatı var. Yani onların da bir ruhu var. Onu bir dereceye kadar göstermeye çalıştım orada. Yani, sizin anlayacağınız o sıralarda artık fikir hocalığım tuttu. Hocalığım tuttu. Hani bir şeyler düşünüyoruz, bir şeyler buluyoruz. Onu ben zoraki size öğreteceğim. Ama eğer ciddiye almazsanız döve döve öğreteceğim. Olunca o zaman şok art meselesi ortaya çıktı. Çünkü hafif böyle şiirle, bilmem neyle yapmaya çalışırsan dikkate alınmıyor. Dikkate alınmıyor. Peki, o zaman insanlar, eline değneği alıp kafasına vurmak lazım. Gerçekten şok oldu mu insanlar? Hem de nasıl. Ne gibi tepkiler verdiler? O kimisi küfretti, kimisi şaşırdı, kimisi ağladı, kimisi güldü. Yazarlar kızdı. Bu sanat mıdır yoksa çöp müdür? Aslına bakarsanız sizin Amerika'daki tanınırlığınız 1970 yılında yaptığınız Love America or Leave. Burada başladı. Bunlarla başladı. Hafif, nazik. Ondan sonra orada patladı. Evet, orada bir üne dönüşüyor neredeyse. Evet, orada dönüşmesinin bir sebebi de bu performansınızda New York'ta bir sokağı kapatıyorsunuz. Evet. Ve o sokaktaki bir yaptığınız bir happening'le ortaya çıkıyor. Ama sokak yani 200 metrelik falan bir sokaktı. Evet. Ve bütün sokak bembeyaz oldu. Ondan sonra o bembeyaz altında neler çıktı, neler çıktı. Evet. Peki orada bir söyleminiz var mıydı? Yani işin arkasında bir background'unda ne gibi bir söylem düşünüyordunuz? Bembeyaz görülen güzelcecik, temizcecik şeylerin arkasında neler oldu? Perde arkasında neler oldu? Çok basit esasında. Ve o bembeyazlık happening'in sonunda şeye dönüşüyor. Apartmandan atılan çünkü kanlara üstüne, dönüşüyor. Üstüne kan yağmuru yağdı. Ondan sonra altından bu hayvanlar, yılanlar, ondan sonra ne bileyim fareler çıktı, bağırsaklar bilmem neler. En sonunda da konfeti yağdı. Yani onun fotoğrafı olsaydı 200 metre boyunda bir resimdi. Yani hakikaten güzeldi. 1970 yılında Love America or Leave performansınızı gerçekleştiriyorsunuz ve Amerika'daki bir patlama noktası oluyor esasında sizin adınız anlamında. Oradan sonra daha çok tanınır bir sanatçı hale geliyorsunuz. Aynı zamanda bir şey yönü de var. Sokakta olmasının dolayısıyla
ciddi bir izleyici kitlesi de topluyor. Bir sokağa, büyük bir sokağa beyaz kağıtlar kaplıyorsunuz ve sonrasında performans başlıyor. Bu performansta yapmak istediğiniz neydi acaba? Neyi anlatmak istiyordunuz insanlara? Şimdi bir mühim bir şey var. Bu bahsettiğim zaman Nixon devri. Evet. Yani Amerikalıların ciddi surette sağ sapma zamanı. O zaman da böyle bir şey yapmak için belediyeden müsaade alarak bir sokağı kapatıyorsunuz. Yani mühim bir hadise bu kendisi ve kendi başına. Bu Soho'da, yani Amerika'nın göç ettiği, Amerikan sanatının göç ettiği yerde Prince Street epey, yani 100 metreden fazla bir saha ve bu bembeyaz bir kağıtla kaplandı. O beyaz kağıdın altında neler vardı neler. Ben bir iş adamı kıyafetinde ama başımda mihver, elinde kocaman bir bıçak. O beyaz kağıdı yırtmaya başladım oradan buradan. Yırttıkça içerisinden fareler, yılanlar, domuzlar, bağırsaklar, ciğerler, kanlar akmaya başladı. Hatta birisinden sadece alt tarafı çıplak bir bacaklar çıktı ve orada çiftleşme hadisesi, yani birçok böyle acayip şeyler, kavgalar, beyaz siyah kavgaları vesaire vesaire. Hatta polis ciddi zannedip ayırmaya çalıştı vesaire. Böyle bir o bembeyaz saha iş bittiği zaman, yani gökten kan yağdı. O bağırsaklara pis hayvanlara ilaveten üstelik konfeti yağdı. Yani resmi çekilseydi koskoca bir post-impressionist resim olurdu. Evet. Şimdi bu yaptığım ilk happening'di. Gene maksadı herkes tabii siyasete aldı. Yani Vietnam Harbi'ne aleyhtarlık gibi aldı. Ama maksadımız o değildi. Maksadımız, yani iç ve dış farkı, sonra her şeyde, yani yediğimiz yiyecekte, aldığımız havada, efendim tabiatta, kendimizde iç ve dış farkı. Ve sonunda ne olursa olsun yaşasın Cumhuriyet gibilerden, ondan sonra biz yaptık oldu. Bir maaşla bitiriyorsunuz. Bir de bravo. Ne? Bir maaşla bitiriyorsunuz galiba sonunda da, değil mi? Evet. Tabii büyük ama çok yüksek sesle Amerikan efendim askeri marşları o konfeti yağarken. Böylece bitti. Bunun ardından şey yapıyorsunuz. Oldukça ses getirdi ve insanlar oldukça ilgi gösterdiği için bir New Yorklu galerici size galerisinin açılış sergisini teklif ediyor ve siz harpte ölmüş bir askerin cenaze töreni isimli oldukça enteresan ve insanlar tarafından da biraz da kınanan bir şey yapıyorsunuz. Biraz da hayvan hakları sorumluları galiba şey yapıyor, kapınızda bitiyor. İsterseniz o sergiden biraz bahsedelim. Oradaki etten yapılmış heykel, o neydi İngiliz'in meşhur oldu şimdi? Damien Hirst. Evet. Benim etten yaptığım heykel hakikaten çok, yani korkunç bir imajdı. Kafa, insan kafatasına etler gerdim. Gözlerine hayvan gözü koydum, yani insan gözü gibi görünüyor. Yani çürümüş bir insan şekli. Vücut
bir dananın içini dışına çıkardım. Kol olarak köpek balığı kuyruğu, yani yüzer gibi, ayak olarak etten yapılmış iki çember, yani yani hakiki boyda, şu boyda bir heykeldi. Bunu cam bir tabutun içine koyduk ve bununla beraber bir sürü çirkin hayvan suda yüzen, kurbağalar, şunlar, bunlar filan, oradan giriyor, oradan çıkıyor filan, onunla dolaşıyorlar. He? Ama onu sanki böyle bir Avrupa usulü cenaze gibi efendim kadife bir şeyin üzerine koyduk, yanlarında mumlar yanıyor vesaire vesaire. Ama ondan sonra bir sürü şeyler oldu. Mesela şeytanı temsil eden bir keçi vardı. Sonra Amerikan milli marşına mahsus çok çirkin bir şekilde yani diye falan, kemanla çalan çıplak bir kadın ve bu Amerikan milli marşı çalınırken çok ihtiyar ve çok çirkin bir kadın 7 kat elbiseden soyundu, striptiz yapıyor yani çıplak olunca kadar. Sonra yemekler vardı, acayip yiyecekler vesaire. Yani ortalığı adam akıllı sarstı. Sonunda da bir hafta, ya 3 gün devam etti. 3 gün sonra o bayağı bir tabuta kondu, o sudan çıkıp. Ve onu gidip Wall Street'te şeyin üstüne bıraktık gecenin köründe. Kıyamet koptu. Tabii, sabah polis gelmişti falan. Ooo, evet. Sonra soruşturma başladı. Vallahi acayip şey, bulamadılar. Mesela o ondan sonra yaptığım bu Metropolitan Müze hadisesinde de herhalde bir araştırma yaptılar, bulamadılar. Sonra yolların ismini değiştirdik. Orada da herhalde bir araştırma yaptılar, bulamadılar. Nedense yani birisi bizi muhafaza etti. Herhalde. Hı. Ama akla gelebilecek bir isimdiniz esasında daha önceki yaptıklarınızı düşündüğümüzde. Ya, bilmeleri lazım. Yahut da bildiler de bir şey yapmadılar. Çünkü, yani belki o daha da beni meşhur ederdi yani. Olabilir. Polis hadisesi falan olsaydı. Evet. Tabii şey çok önemli burada bence. 1 Mayıs sabahı bütün Amerika, hı, çok, hı, önemli New York, evet, caddelerini Lenin Caddesi, Karl Marx Caddesi olarak, evet, Stalin Caddesi olarak karşılaşıyorlar. Evet. Aslında bir anarşist değil ama yaptığınız happening'in biraz daha ötesinde aslında bakarsanız. O anlamda Amerika'yı soğuk savaş döneminde olması dolayısıyla oldukça sarsıcı. Herkes bunu siyasi çekti. Halbuki benim maksadım, yani siyahın beyaz olduğu, beyazın siyah olduğu, hakikaten ne olduğunu bilmememiz olduğu, yani aksi olan şeylerin aksi olmadığı gibi fikirlerdi. Ama anlayan da anladı. Mesela Dorie Ashton diye bir New York Times'ın tanınmış bir kritiği vardı, yani sanat kritiği. O zaten tanırdım kadını. O mesela anladı ne yapmak istediğimizi. Peki, aynı zamanda aslına bakarsanız üniversitede de profesörsünüz. Bu sizin profesörlüğünüzü veya üniversitedeki kadronuzu etkilemedi mi bu tarz şeyler yapmak? Ama talebeler tabii bu yaptığım şeylere bayılıyordu. Ve mesela bu bahsettiğiniz Love America or Leave hadisesinde Fairleigh Dickinson talebeleri, yani 20-30-40 tane, bana o kendi başıma nasıl yapayım yani, bana hizmet ettiler. Öbürü Cooper Union talebeleri. Hmm. Mesela o yolların isimlerini değiştirmesi, o kan hadisesi, şey, metropolitan, o da Cooper Union talebeleri. Onlar tabii şıkır şıkır oynuyor. Çünkü böyle şey kim yapar? Ama tabii üniversiteler memnun olmadı ama atamadılar da, satamadılar da. Çünkü tenürüm vardı. He? Kaldık. Fakat exile, nasıl Türkçesindir exile'nin? Dışarı çıkarmak. Yani eskide, evet, başka bir yere yollamak. Bizi iyi yerden alıp kötü bir yere attılar. Hmm.
Ha, onu yaptılar. Ha. Peki 1974 yılında son performansınızı yapıyorsunuz. Evet. Performansın ismi de Bir Atölyenin Ölümü. Evet. Atölyenin ölümüyle beraber sizin de sanat geçmişiniz esasında biraz uykuya evet. dalıyor. İsterseniz ilk önce bu atölyenin ölümü ve onun ölümüyle beraber sizin sanat yaşamınızın bir şekilde uykuya yatmasını nasıl açıklıyorsunuz? O atölyenin ölümünden sonra bir happening daha yapılacaktı. Fakat olmadı. O hani Ba'su Ba'tel Mevt, herkesin mezardan çıkması hadisesi yapacaklardı. Halbuki hazırlandık, o mezarlar kazdık, içine ne kadar dayanacak diye çocuklar, adam, talebeler koyduk, bilmem ne yaptık ve her şey hazırdı. Bir defa annem öldü. İstanbul'a gelmeye mecbur oldum. Sonrası ama o olmadı, o hadise olmadı. Ondan sonra da işte o kitapta bahsettiğim hadise oldu. Roma'ya gittik, orada bir sanat talebesi kız zuhur etti. Efendim, işte bu siz Tosun Bayrak mısınız? Ben sana hayran, sen duvara tırman filan deyince bizim gurur böyle çıktı, göz görmez oldu. Dedim olmayacak bu iş, bıraktık. 1975 sonrasında da artık tamamen sanatı bırakıyorsunuz. Evet. Zaten aynı zamanda da tasavvufa intisap ettik o sıralarda. Tabii o da pek beraber olmadı bu hadiseyle, evet. 2000 sonrasında yeniden uyanıyor esasında. Peki onu vallahi nasıl? 2000'den de ondan evvel de yani sanatı da hiçbir zaman bırakmış sayılmam. Ama iş hırs gitti ve hırs olmadan yani insan hakiki ressam, müzik işinası yahut şair olamaz. Yani illa bir hırs olacak, ondan yani yapmasan öleceğim gibi bir hırs. O vardı, o gitti. Ondan sonra şimdi zevk için resim yapıyoruz. Ha. Atölyenin ölümünde benim birçok resmim, hanımın birçok heykeli, hatta zavallı Bedir Rahmi'nin bazı resimleri çöpe atıldı. O da parçasıydı şeyin yani. Performansın bir parçası evet. olarak. Evet. Yani hem de boşaltmaya mecburduk şeyi. Yani zaten içine okuduk atölyenin. Oradaki şeyi de boşaltmaya mecburduk. Yerimiz yoktu. Ne var ne yoksa attık.